özün özü Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki Allah'ım senden bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları dilerim. Bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden de sana sığınırım. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz medeniyet. Sevgili dinleyiciler, medeniyet kelimesinin aslı Arapça olup, Medine kökünden gelmektedir. Medine şehir demektir. Medeniyetin çok çeşitli tarif ve izahları yapılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca yeryüzünde iki çeşit medeniyet görülmüştür. Bunlardan biri ilahi dinlere inanan cemiyetlerin ortaya koyduğu medeniyetler, diğeri de inançsız insan topluluklarının medeniyetleridir. Günümüzde meşhur olarak bilinen eski Hint, Asur, Mısır Yunan ve Roma medeniyetleri putperest toplumların dünya hayat anlayışlarının toplamıdır. Bu toplumlarda birçok tanrıya inanılır. Bu tanrılar insan gibi düşünülür, heykelleri yapılır, tapınaklarda onlara tapınılır ve saçma sapan birçok şeye inanılır. Onların bazı insanlara, bilhassa krallara, Firavun gibi, Nemrut gibi, Promete, Afrodit gibi krallara hülûl ettikleri böylece bu kralların yarı tanrılaştıkları kabul edilirdi. Buna göre şekillenen günlük hayatta insanlar, asiller, aristokratlar, plepler, köylüler, köleler ve daha türlü çeşitli isimler altında sınıflandırılır, hakim olan sınıflar diğerlerini dini, ekonomik ve beşeri bakımdan sömürürler ve zulmederlerdi. Bu farklılık öldükten sonra da mezarlarda da kendini gösterir, Üstün olan sınıflar için piramitler, kral mezarları gibi büyük mezarlar yapılırdı. Çoğunda kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi görür ve bazılarında ortamalı şeklinde düşünülürdü. Zevkleri ise Atina'daki hipodromlarda insanları çıplak spor müsabakalarına sokmak, çeşitli adlar altında tertipledikleri eğlencelerde bol bol şarap içerek her türlü çılgınlığı yapmak ve Roma'daki hipodromlarda da köle yaptıkları ve gladyatör dedikleri insanları birbirleriyle ölümüne dövüştürmek ve günlerce aç bırakılmış aslanlara parçalattırmak vahşetiyle aynı cinsler arasında sapık münasebetlerde bulunmak adiliği olarak tezahür etmiştir. Böyle olan cemiyetlere medeni denilemeyeceği meydandadır. İlahi dinlerden olan ve Avrupa başta olmak üzere zamanla dünyanın çeşitli yerlerine yayılan Hristiyanlık dinine bağlı olanların ortaya koydukları medeniyetse, Hristiyan olan milletlerin eski inanç, örf, adet ve anlayışlarıyla karışarak yarı putperest bir medeniyet olmuştur. Hz. İsa'nın göğe çekilmesinden çok kısa bir zaman sonra, Yahudilerin tertip ve teşvikiyle bozulmaya başlayan Hristiyanlık, felsefecilerin, papaların, ve Avrupa krallarının müdahaleleriyle daha çok bozulmuş, anlaşılmaz, karma karışık merasimlerden ibaret bir din haline gelmiştir. Bu haliyle papalar elindeki Hristiyanlık, mensuplarını daima ilerletecek bir dinamizmden mahrum, sosyal hayatı düzenleyici prensiplerden uzak, insanlığı kemale getirici yol ve usullerden habersiz olarak cihan şümul bir medeniyeti doğurucu ve besleyici olamadı. Her türlü fen bilgisinin, zirai, sıhhi, pedagojik ve diğer ilerlemelerin de en büyük manisi oldu. Böylece Orta Çağ Avrupa'sı puthaneye döndürülmüş kiliselerle, zalim derebey ve kralların şatoları ve sarayları etrafında binbir çeşit hurafeyle doldurulmuş kafalar, adalet, merhamet, sevgi, saygı, cömertlik ve yardımseverlikten mahrum katı kalpler ve cehaletin kararttığı daracık ufukları içinde kaba, görgüsüz, pis ve yarı vahşi insanlarla doldu. İlim, fen, teknoloji ve teknik aletler asırlar boyunca olduğu yerde kaldı ve hatta geriye gitti. Hastalıklar çaresiz, hastalar bakımsız, fakirler ve köylüler hor ve zelil, ilim adamları, düşünen insanlar tehlikeli ve büyülü kadınlar her türlü hakaret ve zilletin hedefiydi. Müslümanların İspanya'yı fethederek burada bir İslam medeniyeti kurmaları ve Haçlı seferleri sonunda Avrupalılar önce şaşkınlık ve hayranlık içinde bocalamışlar, sonra yavaş yavaş uyanarak çocuklarına Endülüs üniversitelerinde fen bilgileri tahsil ettirmeye, İslam alimlerinin yazdığı fen bilgileri kitaplarını kendi dillerine çevirmeye ve Müslümanlarda gördükleri teknik aletleri yapmaya başladılar. Bu arada İslam alimlerinin eski Yunan filozoflarının bozuk kitaplarına verdikleri ilmi, inandırıcı cevapları okuyarak içine düştükleri bataklıklardan kurtulmaya çalıştılar. Bu hal İslamiyetin üstünlüğü karşısında ezilen ve papazların aforoz tehdidiyle suskunluk içinde olan Avrupalıları bu defa eski Yunan mitolojisini incelemeye öğrenmeye sevk etti. Öğrendiklerini resim, heykel, felsefe ve edebiyat eseri, müzik bestesi olarak kendilerine göre yeniden yazarak ve yayarak yeni bir yol tuttular. Bunlara Rönesans, Hristiyanlık dininde yaptıkları yeni değişikliklere de Reform adını verdiler. Böylece Avrupa'da gün geçtikçe tesiri azalan ve bir süs unsuru haline gelen bir kilise ruhi açlıklarını tatmin için sık sık değiştirdikleri sanat ve estetik anlayışlarıyla maddi refahı hedef alan bir ilim, teknoloji ve sanayileşme başladı. Fransızların dünyayı övündükleri Versailles sarayında bir hamam yoktu. Su ve temizlik düşmanlığı papazlardan başlayarak krallarda, asillerde ve halkta yaygındı. Müslüman milletlerden ve bilhassa Osmanlılardan görüp öğrendiklerini tatbik ederek üzerinde asırlar boyu çalışıp geliştirerek bugünkü ilmi ve teknolojik seviyelerine ve ihtilallerle yerleştirilen rejimlere ulaştılar. Günümüz dünyasında bir Hristiyan medeniyetinden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü Hristiyanlığın Hristiyan denilen milletlerde bir fantezi ve teselli kaynağı olarak kabul ettikleri üç tanrı inancı bir süs eşyası olarak taşıdıkları haçlarla her türlü eğlencelerinin sembolü haline gelmiş şarap ve kilise korolarından türemiş çılgın bir batı müziği ve bunların neticesi olarak her gün süratle artan ahlaki çöküntüye medeniyet demek mümkün müdür? Medeniyet tasnifleri içinde her bakımdan mükemmel, yüksek ve bütün olgunlukları içinde bulunduran, hiç kusursuz olan İslam medeniyetidir. İslam medeniyeti İslamiyet'in vaz ettiği iman, itikat, amel ve ahlak esasları, cemiyet hayatı ve idare prensipleri ve dünya nimetlerinden insanın yaratılış maksadına uygun olarak faydalanma erginliğiyle bütün dünyaya hitap eden her türlü görüş, düşünce ve fikirlerin doğru ve iyi taraflarını varlığında bulunduran ve zamanı, çağları peşinde sürükleyen ve insanlık tarihi boyunca yaşanmış en ileri ve parlak bir medeniyettir. Bunu iyi anlamak için İslamiyeti doğru bilgilerle iyi öğrenmek ve tanımak şarttır. Ebu'l Hasan Şazili Hazretleri buyuruyorlar ki: Günahların bağışlanması ve başa gelen belalardan korunmak için en güzel sığınak istiğfar ve tevbe etmektir. Şiirlerle Menkıbeler Seyyid Abdullah Rahmetullahi Aleyh Muhabbet İtaat ve Himmet Es-Seyyid Abdullah ki, ilim ehli bir kişi, insanları gafletten uyarmaktı sırf işi. Sözü tesir ederdi kalbine her kişinin, zira hep konuşurdu gönülden Allah için. O bir nasihatinde buyurdu ki, bir kimse, bir İslam alemini bir rehber edinirse, o zatı büyük bilir, beslerse çok muhabbet, akar ona sel gibi o zattan feyzi himmet. Lüzum kalmaz ayrıca yardım istemesine, zira gelir devamlı o himmet kendisine. Ne kadar fazla ise sevgi ve itaati, çok olur o nisbette kavuştuğu himmeti. Bir azalma olursa bu ikisinde şayet azalır o nisbette gelen feyiz ve bereket. Yine o buyurdu ki, Ey insanlar! Bu dünya fani ve vefasızdır. Aldanmayın sakın ha! Onun kim aldanırsa sahte güzelliğine, dünya ve ahirette yazık eder kendine. Zira akıllılığın şudur ki alameti, girmez onun kalbine dünyanın muhabbeti. Her an ahiretini düşünür aklı olan. Çünkü iyi bilir ki bu dünya bir imtihan. Ahmak ise kaptırır bu dünyaya gönlünü. Yaşar gaflet içinde, Düşünmez ölümünü Zira ahmaklığa da şudur ki bir alamet Kalbinde bu faniye besler sevgi muhabbet Ancak kamil insanlar bu sevgiden kurtulur Yanlarında olanlar bulur rahat ve huzur Kötü arkadaşsa insana azdırır hep Kişinin helakine bunlardır asıl sebep. İnsan zarar görse de şeytan veya nefsinden o daha zararlıdır. Hatta bu ikisinden. Şeytan sanki dayamış ağzını kalbimize. Gece gün hiç durmadan vesvese verir bize. Lakin bir vesveseyi verir ancak bir defa eğer aldatmazsa söylemez onu daha. Fakat nefsi emmare hiç de böyle değildir. O yüz bin şeytandan da daha tehlikelidir. Saldırır kaplan gibi hem de peşi peşine. İster ki atsın onu cehennem ateşine. Hasmını zayıf olan noktasından yakalar. Uğraşır onun ile ta ölünceye kadar Böyle şiddetliyken lakin nefsi emmare ondan kötü arkadaş zararlıdır bin kere Zira hissettirmeden insanı yavaş yavaş adeta cehenneme iter kötü arkadaş Lakin kötü arkadaş olmaz yalnız insandan hepsi kötü arkadaştır. Ne varsa ahlak bozan, kitap, dergi, gazete, hatta film ve kaset hep kötü arkadaştır. Azdırıyorsa şayet. <laughs> süfyan Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan adama benzer ki, daha çok pislenir.